Teknoşok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Razer'ın geliştirdiği Black Shark V2 Pro Edition oyuncu kulaklığı. Bakalım bu kulaklık bizlere neler sunuyor. Evet, bilindiği gibi son dönemde oyuncu ekipmanlarına olan ilgi bir hayli arttı ve oyuncu ekipmanı denildiğinde de aklımıza gelen ilk isimlerden birisi genel olarak Razer oluyor arkadaşlar. Razer kısa süre önce bu yeni kulaklığını tanıtmıştı ve bize de test için geldi bu kulaklık. Yaklaşık olarak bir hafta falan deneyimledik kulaklığı ve şimdi bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İncelememize ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Sonra tasarımla devam edeceğiz. Hemen kutu içeriğini size göstermiş olayım. Tabii ki kulaklığımız çıkıyor. Şöyle bir dangle'ımız çıkıyor arkadaşlar. Bu eğer hani böyle kesintisiz bir iletişim istiyorsanız bilgisayarla ve daha hızlı bir iletişim istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bu süper hızlı bir şey. Şu gördüğünüz mikrofon arkadaşlar. Mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda sökebiliyorsunuz ki bu bence çok önemli. Biliyorsunuz bazı kulaklıklarda dahili oluyor. Yani sökme imkanınız falan olmuyor. Yani kullanmadığınız zaman bence sökülmesi çok daha iyi. Şöyle görmüş olduğunuz iki adet örgülü kablom var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar normal kullanımda zaten yetiyor. Kulaklığı şarj etmede falan vesaire kullanıyorsunuz. Bu da uzatması. Eğer ya bu mesafe bana yetmedi derseniz şunu da açarak uzatabiliyorsunuz. Razer böyle bir şey düşünmüş. Bu gerçekten olumlu diyebiliriz. Gelelim kulaklığımızın tasarımına arkadaşlar. Dışarıdan baktığımız zaman şık bir tasarım olduğunu zaten görüyoruz. Öyle ışıl ışıl bir kulaklık değil. Bunu size baştan belirteyim. Yani biliyorsunuz bazı oyuncu kulaklıklarında RGB aydınlatmalar vesaire oluyor. Ben açıkçası bu tarz kulaklıklardan çok fazla hoşlanmıyorum. Dolayısıyla bu tarz sade kulaklıklar benim daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şurada yumuşak bir kumaş kullanılmış. Yine üst tarafta aynı şekilde suni bir deri kullanımı söz konusu. Dolayısıyla şu kafa bandı saçınızı, kafanızı acıtmıyor arkadaşlar. Şöyle taktığınız zaman son derece rahat bir kullanım sunuyor size. Kulak pedleri oldukça yumuşak ve kumaş olduğu için zamanla yıpranma söz konusu da olmayacaktır. Biliyorsunuz genel olarak suni deri ve plastik karışımı pedler oluyor. Onlarda zaman zaman soyulmalar vesaire gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz kullanımlarda bu pedlerin yani kumaş tarzı kullanımlarda pedlerin çok fazla aşınması, zarar görmesi söz konusu olmuyor. O yüzden kullanım güzel. Ayrıca yumuşak ve en güzel tarafı da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kulağınızı terletmiyor. Mesela şu sıralar yaz günlerindeyiz. Yani yazın son demlerini yaşıyoruz artık. Ben bunu bir hafta 10 gün falan test ettim ve bu süreç içerisinde hani atıyorum 2-3 saat kulağımda olduğu da oldu oyun oynarken falan. Ama hani öyle aşırı bir terleme vesaire olmuyor. Tabii ki yazdan ötürü hani şuralarınızda yani kulak çevrenizde şöyle taktığınız zaman şu saç kısımlarınızda ufak terlemeler olabiliyor. Tabii ki bu bir de insan yapısından yapısına değişen bir şey. Ama öyle aşırı bir terleme söz konusu değil. Biliyorsunuz bazı kulaklıkları taktığınız anda direkt olarak kulak çevreniz hemen terlemeye başlıyor. Fakat Razer'ın bu modelinde böyle bir durum söz konusu değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Kulaklığımızın sağ tarafına baktığımızda arkadaşlar burada büyük bir buton görüyorsunuz. Daha doğrusu büyük bir switch görüyorsunuz. Bu ses açıp kapama. Bu ses açıp kapama butonu. Yani şöyle çevirdiğinizde direkt olarak sesi ayarlayabiliyorsunuz. Bu bence hoş bir tasarım olmuş. Tabi bazılarına bu ya niye böyle kaba bir tasarıma gitmişler diye gelebilir ama bence güzel arkadaşlar. Yani şöyle kulaklığınızı taktığınızda şöyle elinizi direkt attığınızda geliyor. Tamam buraya belki hani switch de koyabilirlerdi ama yani şöyle buradan aramak biraz zaman alabilir. Buradan dolayısıyla hemen ne yapabiliyorsunuz? Hemen kapatıp açabiliyorsunuz mesela. Kablolu kulaklık olsa tabii ki söz konusu nedir? Şuradan çıkarttığında şurada biliyorsunuz bir kumanda oluyor. Oradan hemen müdahale edebiliyorsunuz ama kablosuz kulaklıklarda bu tarz kulaklık çerçevesine yerleştirilen tuşlarda ses açıp kapama, sürekli ellediğimiz, sürekli oyun esnasında hep kontrol etmek istediğimiz butonun böyle büyük düşünülmesi bence güzel olmuş. Ha dediğim gibi şuraya bir pot da koyabilirlerdi. Yani küçük bir potansiyometre tarzı bir şey de koyabilirlerdi ama bence bu tarz büyük bir switch ayar vermeleri güzel olmuş. Hemen onun altında mikrofon kapatma tuşumuz var ve onun da yanında power butonumuz yer alıyor arkadaşlar. Sağ tarafta ise smart switch tuşumuz yer alıyor. Bu smart switch'in ne işe yaradığını sizlere birazdan anlatacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bu kulaklıkta şöyle bir Razer logolu Wi-Fi dangle'ımız geliyor. Bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar kulaklığınızın Wi-Fi bağlantısıyla bilgisayarınıza bağlanmasını sağlıyor. Yani bunu direkt olarak bilgisayarınıza taktığınız zaman hiçbir eşleştirmeye gerek duymadan bilgisayarınıza kulaklığınız bağlanıyor. Bu kulaklığı aynı zamanda farklı bir cihaza da Bluetooth üzerinden bağlayabiliyorsunuz. İşte Bluetooth üzerinden bağladığınız zaman buradaki smart switch tuşuna bastığınızda direkt olarak diğer cihazla eşleşiyor ve diğer cihazdan ses alabiliyorsunuz. Bu ne işinize yarayacak? Çok basit arkadaşlar. Örneğin oyun oynuyorsunuz. Kulaklığınız takılı. Wi-Fi'da
dongle üzerinden bağlamışsınız. O anda telefonunuzun çaldığını gördüm. Normal şartlarda ne yapmanız lazım? Kulaklığı çıkartacaksınız, hemen açacaksınız, konuşacaksınız vesaire. Bu kulaklıkta ise smart switch'e basıyorsunuz. Bluetooth'tan da telefonunuzu gördüğü için hemen ne oluyor? Hop, telefonunuza bağlanıyor ve telefon görüşmenizi hiçbir şey yapmadan direkt olarak bu kulaklık üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Telefon görüşmeniz bittiğinizde tekrardan smart switch'e basıp aynı şekilde oyununuza bağlanıyorsunuz. Yani kulaklığı çıkartmanıza vesaire gerek kalmıyor. Bu güzel bir şey, güzel bir özellik. Hani çok fazla kulaklıkta karşımıza çıkan bir özellik de değil. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Şimdi gelelim arkadaşlar kullanım performansına. Bu cihazlar Razer'ın TriForce Titanium özellikli 50 mm'lik sürücüleri var. Ki bu sürücüler ses anlamında sizi memnun edecektir. Genel olarak oyunlardaki en dip sesleri bile alabiliyorsunuz. Mesela ben Counter-Strike'da denedim biraz ve ayak seslerini falan gayet net bir şekilde duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca nereden geldiğini de ayırt edebiliyorsunuz. Yani sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor, arkadan mı geliyor? Bunu rahat bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Ses performansı açıkçası beni memnun etmeyi başardı. Bunu sizlere söyleyebilirim. Tabii ki aklınıza gelecek olan şeylerden bir tanesi de şarj süresidir. Arkadaşlar ben bu kulaklığı dediğim gibi hani bir hafta 10 gün test ettim. Bu süreç içerisinde hiç şarja takmadım. Kaç saat oynamışımdır? Yani toplasanız belki 20 saat, 30 saat falan kullanmışımdır bu 10 gün bir hafta süre içerisinde. Hiç şarj etmedim. Kutu üzerinde 70 saatlik bir batarya süresine sahip olduğu yazıyor ki bu doğru. Yani dediğim gibi ben bir hafta 10 gün kullandım. 30-35 saat belki kullandım. Hiç şarj etmedim ve herhangi bir güç uyarısı vesaire de vermedi arkadaşlar. Dolayısıyla şarj süresi memnun edecek seviyelerde. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir diğer önemli özellik ise arkadaşlar noise isolation, yani ses izolasyonu özelliği. Şunu şöyle taktığınızda arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim hemen. Şöyle taktığınızda şu çevrede bir ses izolasyonu oluyor. Yani bu çevrede sadece sizin sesinizi alıyor ve sizin sesiniz dışındaki diğer gürültüleri ayırt ediyor ve onları almıyor. Yani ağzınız direkt bu, şöyle tuttuğum zaman bu çerçevenin içerisinde yer aldığı için sizin sesinizi alıyor ve iletiyor. Bu çerçevenin dışında kalan sesleri ise izole ediyor ve karşı tarafa iletmiyor. Bu da doğal olarak oyunlarda kusursuz bir ses iletimini bizlere sunmuş oluyor. Ben arkadaşlarımla oynadığım süreçte arkadaşlar, dedim ya işte Counter vesaire oynadım. Hani ses tarafında hiç şikayet gelmedi bana mesela. Ya sesin gelmiyor, sesin az geliyor gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu da oyuncular için önemli diyebiliriz. Özellikle günümüzde artık online oyunların çok fazla yaygınlaştığı, normal hikaye tabanlı oyunların bile co-op seçeneğiyle geldiği ve insanların birbiriyle co-op şeklinde oynadığı bir dönemde bu tarz bir özelliğin olması bizler için önemli diyebiliriz. Bu kulaklıkla ilgili değineceğim son şey ise arkadaşlar tabii ki fiyatı. Halihazırda bu kulaklık 4000 Türk Lirası civarında bir fiyattan satılıyor. Bu fiyatın uygun olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bunu kullanacağınız tek nokta, tek yer bilgisayar değil arkadaşlar. Zaten kutusunda da yazıyor ama ben size söyleyeyim. PC, Mac, PlayStation, Switch, iOS, Android. Yani telefondan tutun da diğer konsollarda da kullanabiliyorsunuz. Sadece ben bunu aldım, bilgisayarında kullandım değil. Konsolunuzda da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde telefonunuzda da kullanabilirsiniz ve tabii ki bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Sunduğu özellikler, kalitesi, malzeme kalitesi ve verdiği premium hissiyatıyla fiyat uygun olduğunu söyleyebiliriz. Normal şartlarda baktığınız zaman 600-700 liraya da kulaklıklar var ama bu kulaklıkların ömrü zaten 6 ay ile 1 sene arasında değişiyor arkadaşlar ve konforsuz kulaklıklar. Yani kulağınıza taktığınızda kulak kemiklerinizi ağrıtıyor. Dediğim gibi kulak çevrenizi terletiyor vesaire. Taş kulaklıklar satın almak isterseniz piyasada tonla mevcut. Ama ben gerçekten kaliteli bir şey almak istiyorum. Ömürlük bir şey almak istiyorum. Beni uzun süre götürecek bir kulaklık almak istiyorum diyorsanız o zaman Razer'ın bu modelini tercih edebilirsiniz. Eğer bu model hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince yine sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.